Ha, evet yarın. Tamam. Sen ne yaptın? Konuştun mu avukatla? Konuştum. O da Ceyda'nın avukatıyla konuşacak. Var ya böyle iyice sinir olsun Ceyda. Hiç suratını bile görmek istemiyorum yani. Aman boş ver onu neyse. Sen de neşelen biraz. Yani yüzüm böyle çok büyük bir derdim var diye bağırıyor resmen. Ne yapayım Pelin? Yani Sinan öğrenecek diye tırsıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ya bak eskiden olsa çok büyük tepki verirdi biliyorum ama sonuçta sevgiliyiz artık. Ya zaten asıl sıkıntı bu. Ya kolay mı insanın kız arkadaşından bu kadar yüklü para alması? Yani üstünden biraz zaman geçsin. Alıştıra alıştıra söyleriz. Ne yapalım? İyi madem söylemeyelim. Yani Başak'a bile söylemeyelim. Aynen öyle. Bak bu fikir benden çıkmasını istedim. Aynen öyle. Sen söyledin öyle yapıyoruz tamam mı? Hiç kimseye söylemeyeceğiz aramızda. Bitti. Aramızda. Neden de gitti? Onu son kez gördüğüme o kadar eminim ki. Rüzgar, acaba sen de mi gitseydin onunla? Yani ne bileyim adamın son günleri sonuçta. Hayır. Onu daha da kötü görmek istemiyorum. Tamam üzme artık kendini. Neden beni şu dünyada koşulsuz seven tek insandı? Bugün gitti ya. Şunu anladım ki tamamen yalnızım. Ben öleyim o zaman Rüzgar. Koşulsuz diyorum. Ne kötülük yaparsam yapayım sever o beni. Ben seni sadece iyilik yaptığın için seviyorum değil mi Rüzgar? Ya çok kötü bir halde görseydin beni? Mesela sevgilinden ayrılıp ağlamış gibi kötü mü? Yoksa birinin kalbini bıçakla deşmiş gibi kötü mü? İkisi de. Peki. Sen ne yaparsan yap, ben seni yine de seveceğim. Çünkü sen beni öyle sevdin. Anne geleceğim diyorum, geleceğim. Allah Allah, 30 kere niye soruyorsun? Ay ne münasebet Zübeyir gelip beni alacakmış, arabam var benim anne. Bak anne gerçekten çok sinirleniyorum. Ya, bak devam edersen gerçekten bu akşam eve gelmeyeceğim ona göre. Tamam, hadi kapat. Of! İstersen kendini yırt, sen yine de onlar için bekar bir kız çocuğusun. Ya çocuksun da anladın mı? O yüzden sinirlenme boşuna. Sakin ol, bırak. Tamam da ne zamana kadar çocuğum? Bir onu öğrensem de ona göre sabretsem ya. Bıktım artık her gün neredesin, kimlesin, ne yapıyorsun sorularından Bülent. Endişeleniyorlar Pelin. Yani çok görme, merak ediyorlar. Normal bir durum bu. He de geç. Neyse. Ben gidiyorum. Ha. Sinan gelince onu çok öptüm. Bana bak. Tamam. Sen ödeyeceksin değil mi parayı? Ha? Ceyda dur! Ceyda ne yapıyorsun? Ceyda! Ya bırak! Dur diyorum sana! Bana bak, hepinizi bitiririm anladın mı? Ceyda! Ona ne bağırıyorsun? Ceyda! Ya! Ne yaptığını zannediyorsun be? Seni bitiririm. O Sinan'ı da bitiririm. Burası sonunda başınıza yıkarım anladın mı? Ama o Pelin'i var ya... Pelin ya! Sen bana beni olmuşsun ya! Ya ben senden kurtulamayacağım ya. Polisi arayın. Allah hepinizin belasını versin. Anladın mı? Burayı da dağıtırım. Beni de dağıtırım. Ne sen, ne o Sinan, ne de bu. Var ya bana engel olamayacak, anladın mı? Bu iş burada bitmeyecek, anlıyor musun? Bu iş burada bitmeyecek. Neyse sonra içeri girdi ve etrafa saldırmaya başladı. Sizin ortağınız mı demiştiniz? Hayır, bizim. Yani Tankut Sinan Yılmaz ve benim ortağım. Size ne sebepten saldırmış olabilir? Karışık, yani karışık hikaye. Şöyle izah edeyim ben. Şimdi bizim ortaklığımız mahkeme kararıyla iptal edildi. Tabii bu kaldıramadı, kafalar yanık olduğu için. Sonra da o sinirle gelip işte kim var kim yok saldırmaya başladı. Mevzu bu. Anladım, geçmiş olsun. Sağ olun. Bir şey yaptı mı sana? Yok, iyiyim ben. Nerede o? İçeride ifadesi alınıyormuş. Sonra da serbest bırakacağız. Şimdilik sizlik bir durum yok. Gidebilirsiniz. Başka bir durum olursa bildirin. Tamam, sağ olun. Oo, Sinan Bey. Sevgiliniz borcu kapıyor ya, yüzünüz gülüyordur tabii. Ne saçmalıyorsun sen ya? Aa, senin haberin yok mu? Bak Ceyda, senin yalanlarına artık karnım tok. Toktur, toktur tabii. Baksana daha evlenmeden sevgili parası yemeye başlamışsın bile. Aç olacak değilsin ya. Sen ne bela bir kız çıktın ya. Sinan, sana burada gerçekleri söyleyen tek bir kişi var, o da benim. Hala karşıma geçmiş ne bela bir kızsın falan diyorsun. Ya arkandan iş çeviriyorlar, görmüyor musun? Ya senin ne bitmez kinin varmış ya. Burada bile can yakmaya devam ediyorsun, ayıp ya. Ve yalan söylemeye. Yalan söylüyorum, öyle mi? Sinan, arsanın satıldığı falan yok. Bülent, ne saçmalıyor abi bu? Arsa satılmadı mı? Abicim sen bunu ne ciddiye alıyorsun ya? O bir engel olmaya çalıştı ama tamam biz hallettik para işini abi, bitti gitti. Evet, istediği olmadı ya. Türlü rezillik peşinde. Sinan, hala yalan söylüyorlar sana. Ya sen ne zamandır benim iyiliğimin peşindesin? Sana acıyorum Ceyda. Yani elinde hiçbir koz kalmadı. Şimdi böyle ufak yalanlarla mı uğraşıyorsun? Hadi canım gidelim biz. Daha bitmedi. Son sözümü söylemedim ben. Saat 10 oldu. Ne rahat adamsın ya. Kızının canı tehlikede hala işime karışma diyorsun Rıza. Ha yani Pelin'i bir tek sen seviyorsun, bir tek sen önemsiyorsun değil mi? Ya kızımın kılına halal geleceğini düşünsem girer miyim ben bu ihaleye? Girmişsin işte. Hiçbir şey olmaz. Havlayan köpek ısırmaz. Sinan sen de beni buraya kadar arabayla getirdin. Nasıl döneceksin eve? İyi değilsin sen. Ya orada olay çıkmasın diye bir şey söylemek istemedim ama Ceyda üzerime yürüdü. Ne yaptı, ne yaptı? Bak Sinan, hiçbir şey yapmayacaksın. Bana söz ver. Ya o nasıl senin üzerine yürüyebilir ya? Bülent ne yapıyordu orada? Ya tamam, tamam. Yani bir şey olmadı sonuçta. Sakin ol. Rüzgar nasıl? İyi. Ya dedesi gittiği için üzgün tabii de. Bak onun için yapabileceğim bir şey varsa. Yok. Ama benim senin için yapabileceğim bir şey var. Ne? Restoranda yapamadığım şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.